24 yaşında uluslararası ev tekstil fuarımız. Biz Davilo'nun katkılarıyla bu fuardan 3. gününden yine sizlere merhaba demenin mutluluğu içerisindeyiz. Demor markasıyla tanıdığınız Burkay Grubun yönetim kurulu başkanı Sayın İbrahim Burkay'a konuk olduk. Efendim Sayın Burkay'a mikrofon uzatmak istiyoruz ve bu yılda Demor hakkında bilgiler almak istiyoruz. Yine dop dolu bir stand, yine harikalar yaratan bir firmanın standı içerisinden seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Yine Bursa Sanayi ve Ticaret Odası başkanlığına seçildiniz. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. İnşallah, amin inşallah. Teşekkür ederiz. Evet, geldik bir fuara daha, yeni bir fuara daha. Evet. Şimdi tabii bu sene 24. senesi Evtex Fuarı'nın. Tabii fuarcılıkta bir risk olan bir tarih değişikliği yaşadık aslında bu sene. Ramazan ayından dolayı fuarı özellikle organizasyonu yapan şirket ve derneğimiz bir ay önceye taşımışlar. Nisan ayında özellikle ilkbaharın başlamasıyla tabii özellikle hem Demor olarak hem de Burkay Grup olarak biz 2018-2019 koleksiyonumuzu bu fuar vesilesiyle dünyadaki tüm alıcılara sunma imkanını da yakalamış olduk fuarda. Tabii Demor ve Burkay Tekstil ev tekstil sektöründe dünyadaki en önemli 5 üreticiden biri neredeyse, evet. Perde grubunda. Evet. Ve 50'nin üzerinde ülkeye ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. Burada başta Avrupa Birliği olmak üzere Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu coğrafyası ve son birkaç yıldır da Afrika ve Sahra Altı Afrika'ya ciddi anlamda ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Özellikle dış piyasayı çok önemsiyoruz, ihracatı çok önemsiyoruz. Ve bu anlamda da bizim grup olarak tekstil şeyinde, sektöründe geçtiğimiz yıl ihracatımızda %18'in üzerinde bir büyümeyi yakaladık. 2018'in ilk 3 ayında da şükürler olsun %23'e yakın bir ihracat artışı yakaladık ilk 3 ayda. Bu da 2018'in güzel geçeceğini gösteriyor. İşte sizin de belirttiğiniz gibi bugün fuarın 3. günü. Hem 1. gün hem de 2. gün gerçekten birçok ana alıcımız dünyanın birçok farklı bölgesinden standımıza geldiler, fuarımıza geldiler. Bu memnunluk verici. En azından fuarımızın hala canlılığını ve etkisini sürdürdüğünü bize gösterdi. Tabii hemen bu fuarın arkasından yine yurt dışında katılacağımız birçok etkinlikler var. Bu etkinliklerle de inşallah 2018'de özellikle yeni koleksiyonumuz ki bu fuarda çok beğenildi. Onu bizim tüketicilerle ve alıcılarla buluşturma platformlarımız olacak. Onlarda da etkin bir şekilde devam edeceğiz. Ben tabii özellikle Perde grubunda ve ev tekstilinde Türkiye'nin gerçekten dünyadaki en önemli 3 üretici ülkeden biri olmasının ülkemize getirdiği avantajı yaşıyoruz ülke olarak ve firmalar olarak. Tabii bizler Türkiye'deki bu sektörde üretim yapan şirketler genelde orta üst segmente mal üreten ve dünya pazarlarını bu orta üst segmente fiyat rekabetinden ziyade daha fazla işte koleksiyonlar, estetik ve tasarımın hakim olduğu bir yapıda ürünlerimizi sunuyoruz. Bu da tabii Türk tekstilinin ve Türk ev tekstilinin dünyadaki farkını ortaya koyuyor. Çünkü gerçekten şirketlerimizde çalışan özellikle tasarım ve Ar-Ge bölümündeki yetişmiş insan kaynağımız artık ülkemizi bu alanda özellikle ev tekstil sektöründe trendleri belirleyen ve trendleri hazırlayan ülke konumuna getirdi. Bu çok önemli. Daha önce biz ülke olarak hepinizin bildiği gibi ev tekstil sektöründe bu trendleri takip eden ülke konumundaydık. Evet. Ama şu anda her bir iştigal sahasında ve her bir ürün grubunda gerçekten Türkiye ve Türk şirketleri trendleri belirleyen konumda. Bu da tabii ki şirketlerimizin çok daha yüksek katma değerli bir şekilde ürünlerini pazara sunma imkanı da sağlıyor. Evet. Yani bugün yurt dışındaki alıcılara baktığımızda gerçekten hepsinin güven anlamında hem Türkiye'ye, ülkemize hem de şirketlerimize çok ciddi anlamda inançları var. Bu da tabii özellikle sürdürülebilirliği sağlıyor. Yani ihracatta ve uluslararası pazarlarda ülkenizin imajı birinci etken, ardından da tabii ki şirketlerimizin iştigal sahası olan sektörlerin imajı çok önemli.
şükürler olsun hem Türkiye'nin dünyadaki imajı son yıllarda ciddi anlamda ivme kazandı. Aynı zamanda da ev tekstil sektöründe Türkiye artık dünyada gerçekten en önemli üretici ve ihracatçı ülke konumunda bütün alıcılar tarafından da bu kabul edildi. Bu açıdan bu fuarın 2018'deki ticaretin gidişine de ciddi anlamda bir yol göstericiliği olacak. Bu anlamda şirketlerde ve firmalarla yaptığımız görüşmelerde de burada ciddi bir memnuniyet var. Bu da bizi ciddi anlamda mutlu ediyor. Çünkü sadece kendi firmamızda, kendi markamızda işlerin iyi olması yetmiyor. Burada genel olarak sektörün tamamında bir bütünsellik olarak işlerin iyi olması gerekiyor. Ve gördüğümüz kadarıyla da fuara katılan firmaların hem fuardan hem de buradaki talepten memnun olduklarını onlardan en azından almış olduk. Efendim şimdi bir Bursa'ya doğru yola çıkalım isterseniz sizinle. Evet. Bursa üreticimiz bizim için çok önemli. Türkiye'nin kalbi diyebiliriz üretimde Bursa için. Bu bilinir bir gerçek. Siz hem Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı olarak değerlendirin. Hem de sektörden bir mensup olarak değerlendirin. Üreticilerimiz Bursa'da ne durumda şu anda? Yani Bursa tabii sanayinin merkezi. Burada Bursa'nın bir önemli özelliği sektör çeşitliliği. Yani Bursa'da dediğiniz gibi tekstil konfeksiyon sektörü de çok güçlü. Otomotiv sektörü çok güçlü. Makine sektörü çok güçlü. Kimya sektörü çok güçlü. Bunları tamamlayıcı unsur olan şu anda havacılıkta, savunma sanayinde çok ciddi üretim yapan şirketlerimiz var. Yani bu açıdan baktığımızda bu Bursa'nın sektör çeşitliliği aynı zamanda Bursa'daki ekonomik kırılganlıkları da ciddi anlamda sigorta eden, önleyen bir yapı. Bu tabii Bursa'nın gücünü ortaya koyuyor. Yani biz Bursa'da özellikle ekonomik gelişmelere baktığımızda işte son 4-5 yıldır, ben 5 yıldır Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini götürüyorum. Bu yeni dönemde de bütün Bursa iş dünyası tek listeyle girdik. %100 destekle bizleri tekrar 4 yılına bu göreve getirdi. Tabi bu 5 yıllık süreçte ben Bursa'nın almış olduğu mesafeye baktığımda özellikle Bursa merkezi bütçeye katkısını %120 artırmış. Neredeyse 2 kattan fazla merkezi bütçeye bir katkı koymuş. Yine ihracatta neredeyse Türkiye ortalamasının üzerinde bir ihracat artışı gerçekleştirmiş. Ve 2017 sonu itibariyle Bursa Türkiye'nin de ciddi anlamda kronik bir problemi olan dış ticaret açığı meselesini ortadan kaldıracak en önemli katkıyı koyan pozitif anlamda 5 milyar dolarlık bir ihracat fazlası vermiş. Yani bizim 14.2 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık Bursa 9 milyar dolarlık ithalatıyla 5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren bir kent. Yine tabii ki son 4 yılda biz 1000'in üzerinde yeni ihracatçı şirket kazanmışız Bursa'da. Bu çok önemli. Yani Bursa'nın son 4 yılda yeni kazandığı ihracat şirket sayısı neredeyse birkaç ilin toplam ihracat şirketinden fazla. Bu da tabii Bursa'nın ihracattaki, dış ticaretteki gücünü ortaya koyuyor. Bütün bu faaliyetler aslında Bursa'nın hem sektör çeşitliliği, hem endüstrideki gücü, hem de ihracattaki gücü Bursa ekonomisi ve Türkiye ekonomisini destekliyor. Biz tabii önümüzdeki 4 yılda da bu hizmetlerimizi, bu projelerimizi artırarak devam ettireceğiz diyorum. Ben bizleri izleyen değerli dostlarımıza da buradan hem fuarın şirketimize, ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Hem de herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Değerli sektör mensupları, Davillo Perdesen'in katkılarıyla Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, aynı zamanda Burkay Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ı dinlediniz efendim. Buyurun bir başka standa doğru yol alalım.